flört diyorlar bugünkü şeyde. Yapmak gerekir. Birbirini daha iyi tanımak lazım. Evlenme çağına geldiğimiz zamanlarda bugünkü gibi bir ortam yoktu. Bir de Rumlar derler ki yok bunu zarfında ölürsen imansız gidersin. Halbuki o zamanın düğünleri kemenceli, tüfekli, davullu olurdu. Olasa, eşki olasa köyü halkından Hüseyinoğlu Hafız Mehmet Karayavuz. Mehmet Karayavuz. Şu anda 89'u bitirmeye 5-6 ayımız kaldı. 5-6 ay sonra yaşarsak nasip olursa 90'a ayak basacağız. Bizim hemen hemen gençliğimizin çoğu ziraatla geçti. Onun için şu anda bile bakkal olmasına rağmen beni orası sıkıyor. Orada duramıyorum. Gene bahçede bir şeyler yapmak şeysinde oluyor, azminde oluyorum yani. Çalışmanın hem de bunun yanında da sigara kullanmadım. Bunun da herhalde faydası var bugünkü uzmanların anlattığına göre. Sigara çok az kullandım. Arkadaşlar ikram ettiği zaman bir tane aldık mesela öyle. Devamlı kullanmadım. Tiryaki olmadık yani. Şimdi bizim çocukluk ve gençlik dönemimizde herkes ziraat ve hayvancılıkla geçinirdi. Mahallemiz heyelan bölgesi olduğu için devletimizin de bize katkısı oldu, şeyler verdi, evler verdi. Çok şey komşularımız çıktı. Yerleşim alanlarına Pelitli'ye gitti, Maçka'ya gitti falan derken bayağı azalma oldu şeyde nüfusumuzda. Hayvancılıkla ve ziraatla devamlı aşağı yukarı 5-10 sene de tütün ektik mesela burada. Şeyi var, ziraatçı vardı tütün olarak. 60 senesindeki çıkan o mavi küf hastalığı nedeniyle ondan sonra daha tütünü de yapmaz olduk. O zaman dedik ya kalabalık idi mesela 80'li yıllarda son zamanlara geldiğimizde şu ilkokulumuzda 180 talebe 6 tane öğretmenimiz vardı ki gelen öğretmenlerimiz de tabii halkı aynı zamanda talebeleri de aydınlattığı için daha bir neşe oluyordu, bir sürür oluyordu insanlarda. Çocukların şurada okulda oynamaları, şey yapmaları insanlara başka bir haz veriyordu. Köylerimizdeki bunun yanında hayvancılık da öldü, ziraat da öldü. O işçi bulmak da o da bile zorlaştı. Yani eskiden halbuki öyle değildi. Eskiden hemen hemen herkes hem yardımlaşma yapardı birbirine emeyece usulü hem de yemeyece de bulabiliyordun. Şimdiki gibi değildi abi. Tabii ki biz aşağı yukarı çocukluk dönemimiz 40 yıl 40'lı yıllara dayanıyor. O zamanlarda da örneğin vasıta yok, şey yok, ulaşım yok. Bunun yanında bazı yokluklar haliyle vardı tabii. Cumhuriyet'in hemen hemen ilk yılları oluyor yani. Mezelemiz yok, mezelemiz vardı. Hemen bir saatlik şey mesafede mezelemiz vardı. Hayvancılığı genelde orada yapardık. Orada ineklerimiz kalırdı. Hayır, yaylamız yoktu. Yayla yapamadık. O zaman yıllarda hakikaten bir neşe, bir sürur vardı. Yani bugünkü gibi ne bileyim yeis bir durum yoktu. Yani yokluk falan olmasına rağmen geleceğe daha ümitle bakıyordu insanlar gibi geliyor bana bugün. Gençlerimiz de sanki karamsar gibi görüyorum. Böyle hep düşünceli, işi yok. Düğüne kadar sıra geldi, evet. Hayır, konuşma varsa da bile çok şey, sınırlı. Sınırlı bir konuşma. Birbirinden neredeyse kaçar durumdaydık yani. Neredeyse evlenme çağına geldiğimiz zamanlarda bugünkü gibi bir ortam yoktu. Halbuki etraflıca konuşmak, dertleşmek daha iyiydi. Yani flört diyorlar bugünkü şeyde. Yapmak gerekir. Birbirini daha iyi tanımak lazım. O zamanın düğünleri kemenceli, tüfekli, davullu olurdu. Hakikaten kemenceyle silahlı şeylerle beraber oldu. İşte bize gelenek bir gün sürer, fazla sürmez. Bir akşam kına olur, ikinci gün düğün olur.
sonrası günde yalnız kadınlara mahsus cuması olur. İşte toplanır kadınlar, gelinin evinde eğlendirirler. O öyle olur. Ha, 7 de yapardılar ama sonradan hemen de o şey yaptı. Bir davet oluyor işte, damadı davet eder, evinde bir tanışmak bir şey oluyor, başka olmuyor yani. Allah hamdolsun yani, dedik ya, ben çalışmakla zevk aldığım için çalıştığım ortamda daha mutlu oluyor insan. İşte aynı zamanda kan dolaşımı oluyor orada, vücutta kendini şey yapıyor, tazeliyor derken. Ha, bu köye gelmeyen gençlere ne demek istersin? Cep telefonlarıyla devamlı ilgilenmemelerini tavsiye ediyorum. Köyün daha güzel olması için dediğimiz gibi hiç değilse mesela okullarımız şeyde olsa, köylerde olsa, mahallelerde olsa da bir şevk, bir neşe olsa milletimizde, ben diyorum. Ve herkesin bir işi, bir meşgalesi olsa. Tamamen aşağı yukarı boşaldı. Mesela emeklimiz, gençlerimiz, mesela 40-50 yaşlarında, 60 yaşlarında olan arkadaşlarımız gidip kahvede eğleniyorlar. Zamanlarını boşuna harcıyorlar. Biber var, ince, küçük ince biber. Domates var. Bir de dolmalık biberler var şu anda. Salatalıklar kurudu işte, bunlara bu mildiye hastalığı vurduğu için bunları da içeride de vurdu. Şurada bir tek salatalığımız kaldı. Mesela 2 günde bir ıslatıyorum. İçme suyumuzdan istifade ederek 5-10 dakika bir ıslatıyorum. Ondan sonra 2 günde bir böyle oldu. Seviyoruz ama yapamıyoruz. Mesela tecrübe lazım. Her işte tecrübe lazım. Bunların dikilişi aslında biraz daha seyrek olması lazım. Seyrek olduğu zaman mahsul de oluyor. Bakın, seyrek olduğu zaman mesela şu domatesler çok sık oldu, şey oldu, verim olmadı. Bunlarda boyları uzadı, verim pek az oldu, fazla olmadı. Ha işte dolma biberler, bunlar dolma biberi. Sebzeciden aldığımız zaman ta Antalya'dan, Mersin'den geliyor ki hiç yenecek hali olmuyor. Hele bizim yiyemiyoruz. Ama bu taze, bunu buradan koparıp aldığın zaman mis gibi yiyorsun. Buyurun tekrar bir iki. Yaptın, yedin mi böyle sıran yemeği? Yaz başı daha ziyade yapılır. Ve bunun da çok faydalı olduğunu söyler. Hatta bizim burada Rumlarla iç içe kaldığımız, eskiden belki de Rumlar derler ki yok, bunu yediğiniz zaman 40 gün zarfında ölürsen imansız gidersin. Halbuki insana faydalı olduğu için belki de Rumlar bunu kötü şey olarak insanlara tavsiye etmiş oldu, bizlere. Halbuki çok faydalı olan bir şeyi bize zararlı tavsiye etmiş oldu. Daha ziyade yazbaşı, şimdi pek yapmıyorlar da, yazbaşı olan ısırgandan Mart ayında yapıyorlar bunu, yemeğini. Fasulyeleri böylece toplayıp sonra seçip kurutuyoruz. Ondan sonra çıkarıp işte ama bu sene pek olmadı. Bu sene hem kurak geçti hem de bahçemizi sık bıraktık. Maalesef bu sene olmadı. Komşularımız yaptı bunu. Hanımlar olmayınca erkekler de bu işi pek eğilmiyor. Eğilmiyoruz işte. Aslında her erkek, her hanım bunu yapma, her hane yapması lazım. Efendim, satacak mısınlar, ne yapacaksın? Bunu hayır, kendimiz yemek yapacağız, kullanacağız, şeyde kullanacağız, satmıyoruz. Ancak kendimize cevap veriyoruz. Ha, yengeye hazırlıyor bunları? Satacak kadar yok, fazla yok. Bunlar için yengeye mi vereceksin? Yengeye verir, oturduğu yerde çıkarır, icabında o çıkarır, evet. Yenge yemek yapacak bunları. Yemek yanına getirdiğimiz zaman işte bir şeyler yapabiliyor yani, çok şükür öyle aç kalmıyoruz, hamdolsun. Tavsiye ediyorum. Evet. Tavsiye ediyorum. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ediyoruz.